Gençler merhaba. Bugün sizinle 10. sınıf matematik 2. dönemin 1. yazılısını çözeceğiz. İsterseniz başlayalım. 1. sorumuz 2 kare farkı özdeşliği ile alakalı bir soru. Soruda bize a eksi b ve b eksi c verilmiş. Bakın sorulan ifade ise a kare eksi 2b kare artı c kare. Bu soruyu pek çok yerden tanıyorsunuz. Eksi 2b kareyi bu şekilde ayırdım. Eksi B kare, eksi B kare biçiminde ayırdım. Şimdi şurada görüyoruz. Bakın bir iki kare farkı. A kare, eksi B kare. Bir tane de bu tarafta görüyoruz. İsterseniz şöyle yazalım. C kare, eksi B kare. İki kare farkını uygulayalım her ikisine de. A eksi B artı B. C eksi B, C artı B şeklinde ayırdım özdeşliklerimi. A eksi B'yi soru bana vermiş zaten. Burası 5. B eksi C'yi vermişler. B eksi C 5 iken C eksi B de ne olmalı? Eksi 5 olmalı. Bunları yerine yazdım. Şu eşitliği biraz aşağıya alacağım. 5 A artı B eksi 5 C artı B oldu. Bakın burada da 5 parantezini almam gerekti. 5 parantezine aldım. A artı B. Şurada önündeki eksiği paranteze dağıtmayı unutmayalım. Eksi C eksi B. B'leri sadeleştirdim ve elimde bakın ne oldu? Parantezin içi A eksi C oldu. Peki soruda A eksi C'yi vermiş mi? Tam olarak vermiş gibi değil ama bulabiliriz. Nasıl bulabiliriz? A eksi B'yi soru bize zaten vermiş. B eksi C'yi de vermiş bakın. Bu ikisini toplayacak olursak B'ler birbirini götürür. A eksi C'yi de aslında 10 olduğunu görmüş oluruz. Onu da burada yerine yazdık. Ve sonuç 50 oldu. Bir sonraki soruya geçebiliriz. Bir sonraki soruda da yine iki tane özdeşliğimiz var. Bakın özdeşlikler önemli. Özellikle iki kare farkı tam kare ve tam küpler. Burada da A şıkkında diyelim ifadenin alabileceği en küçük değer kaçtır demişler. Bu tür soruları çözerken tam karelerden yararlanırız. Şimdi verilen ifadeyi x kare eksi 8x artı 25'i tam kare yapalım. Bir kısmını tam kare yapalım. x kare eksi 8x ile başlayan kısmı 16 ekleyip 16 çıkaracak olursam Bakın şurası x eksi 4'ün karesi olur. 25'i de unutmadan yazalım. Bir şeyin karesi olduğunu nasıl anlıyorduk onu da hatırlayalım. Bakın birincinin karesi, burası ikincinin karesi. Ortadaki de birinci ile ikincinin çarpımının iki katı biçiminde olduğunda bu ifade tam kare oluyordu. O zaman x ve dörtlü bir şeyin karesi. Önünde eksi olduğuna göre 8'in önünde. Burası x eksi 4'ün karesi. Geri kalan kısmı da toparlayalım burayı. Artı 9 dedik. X eksi 4'ün karesi artı 9 ifadesinin alabileceği en küçük değeri soruyor. Şimdi şöyle bir şey biliyoruz değil mi? Bir ifadenin karesi en az 0 olur. Yani bu ifadenin en küçük değeri için benim x eksi 4'ün karesini 0 yapmam gerekir. Bunun için x'e 4 veririm. x'e 4 verdiğimde şöyle yazalım. 4 eksi 4'ün karesi artı 9 ifadesinin alabileceği en küçük değer de 9'dur. Yani bize aslında bu ifadenin en küçük değeri dendiğinde tam kare kısmı sıfırlarsak elimizde geriye kalan kısımda alabileceği en küçük değer olur. B seçeneğine bakacak olursak burada da soru bizden bir fonksiyonda f küp kök 5 eksi 1 ifadesinin görüntüsünü istemiş. Ancak burada x gördüğümüz yere küp kök 5 eksi 1 yazmak çok pratik görünmüyor. Şuraya bakacak olursanız bakın şöyle bu kısma katsayılarımız 1, 3, 3. Bu neyin katsayılarına benziyordu? Tam küplerin. Tam küplerin katsayıları 1, 3, 3, 1 şeklinde gidiyordu. O zaman ben bu ifadeyi şöyle düzenleyeyim fx'in kuralını. x küp artı 3x kare artı 3x artı 1 olsaydı burası. Bakın bu kısım x artı 1'in küpü olacaktı. Ama benim elimde kuralda verilen sabit terim eksi 2. O zaman eksi 2 olması için bunu eksi 3 ile devam ettirdim. Ki topladığımda şurası eksi 2 olsun. Yani fx'in kuralı toparlayıp düzenleyince x artı 1'in küpe eksi 3 oldu. Şimdi artık x gördüğümüz yere bunu yazabiliriz. Küp kök 5 eksi 1. Küp kök 5 eksi 1. Bir. bir de burada bakın artı 1 var. Eksi 3. Artı 1, bir, eksi 1'i götürdükten sonra küp kök 5'in küpünü alacak olursam 5 eksi 3. Yani bu sayının görüntüsü 2 oldu. Şimdi sonraki soruya geçip devam edelim. Sonraki sorumuz sadeleşebilir bir kesir olduğunu söylüyor. Sadeleşebilmek demek yukarıdaki ifadeyi çarpanlarına ayıracağım. Aşağıdakini de çarpanlara ayıracağım. Ortak çarpanlar birbirini götürecek demek. Yalnız yukarıdaki ifadeyi çarpanlarına öyle hemen ayıramıyorum. Çünkü ortada bilmediğimiz bir katsayı var. Paydayı ayırabilirim. Önce paydayı çarpanlara ayırarak başlayalım o zaman. Bu üç terimler nasıl ayrılıyordu? X karenin katsayısı 1 iken çarpımları sabit terimi toplamları ortadaki terimin katsayısını verecek iki sayı bulmalıydık. Yani çarpımları eksi 12 toplamları eksi 1 olacak. Kimle kim olabilir? Eksi 4 ile artı 3. O zaman paydanın çarpanları x eksi 4 ile x artı 3'tür dedim. Şimdi sadeleşen ifadenin hangisi olduğunu bilmiyorum. Öncelikle şöyle varsayalım. Diyelim ki sadeleşen çarpanım x eksi 4'tü. Yani yukarıda bir x eksi 4 çarpanı vardı diye düşünelim. Şimdi burayı hesaplamamız lazım bakın. İkinci parantezin içine öyle bir ifade yazmalıyım ki x'li terimleri çarptığımda x kare 2x kare olsun. Sabitleri çarptığım zaman da artı 12 olsun. 2x kare elde edebilmek için 2x ile başladım. Sabitleri çarptığımda artı 12 olması için de eksi 3 ile devam ettim. Bakın şu ikisini çarptığımda 2x kare bu ikisini çarptığımda artı 12 oluyor. O halde tamamını çarpacak olursak 2x kare, sonra x ile eksi 3'ü çarpıyorum eksi 3x, eksi 4 ile çarptım sağ taraftaki parantezi eksi 8x artı 12. Paydayı bir daha yazayım. Yukarıdakini de şöyle hemen üzerine yazı verelim. Bakın a'nın kaç olduğunu görebiliyorsunuz şimdi. x'in katsayısı eksi a'ydı. Eksi a'nın eksi 11 olduğunu görüyorum. Bu durumda a demek ki 11 olabilir. Bu bir tanesi. Yani sadeleşen ifade eğer x eksi 4 ise a'nın 11 olması gerekecek. İkincisini deneyelim. Sadeleşen katsayımız ya da polinomumuz diyelim x artı 3 olsa sadeleşen ifade x artı 3 olsa yine aynı şekilde düşünüyorum. 2x kareyi elde etmem lazım. X'li terimleri çarparak ve sabit sayımın da artı 12 olması lazım. O halde artı 4 ile devam ettim. Çarptım yine bu iki parantezi. Artı 4x artı 6x artı 12 Şöyle bir daha düzenleyelim burayı. Şimdi bakın şurada toparladığımız zaman x'in katsayısı 10x oldu. Paydayı da yazmış olalım tekrar. Bu durumda x'in katsayısının eksi a olması gerektiğini hatırlıyoruz. Eksi a 10'a eşitse a eksi 10 olur. İkincisi de bu. A'nın alabileceği değerlerin toplamı diye sormuş bize. 11 bulduk. Bir de eksi 10 bulduk. Toplamları da bu durumda 1 olur. Şimdi geçelim 3. sorumuza. Yine sadeleştirme yani rasyonel ifadelerin sadeleştirmesi ile ilgili sorular bunlar. Yukarıdaki ifade x kare eksiye kare artı 2x artı 1 demiş. Şimdi şu kısımda sanki bir iki kare farkı yapmamız gerekir gibi görünüyor. Ancak iki kare farkını bakın orada değil. Şöyle yapmamız lazım. Y kareyi buradan ayıralım. Geriye kalan kısım x kare artı 2x artı 1. Hemen tanıdınız. Bu kimin karesiydi? X artı 1'in karesi. Paydayı da tekrar yazayım. X artı 1'in karesi eksi y kare. Paydayı bir müddet böyle yazacağız. Şimdi yukarıda iki kare farkını yazalım. Neydi iki kare farkı? İki tane parantezimiz olacak. Birinci parantezin içine x artı 1 eksi y, ikincisine x artı 1 artı y yazacağız. Bakın ikinci parantezler bir paydayla aynı oldu. Şöyle götürdü bunlar birbirine. Elimizde kalan ifadeyi sadece değişken olanları önce yazarak düzenledim. x eksiye artı 1 oldu sadeleşmiş hali. İkinci ifadeye geliyorum. ikinci soruma yine sadeleşebilir bir kesirdir denmiş. O zaman önce şurayı a parantezine alarak başlayalım. 2 a kare artı 3 a eksi 2 faydayı bir daha yazayım. İkincisini ters çevirip çarpmam gerekiyordu. Onu şimdi yapalım. Şimdi çarpanlarına ayrılması gereken ya da işte fark ettiğiniz özdeşlikler varsa onları görelim. Bakın şurada hemen iki kare farkını gördük. Bu nasıl ayrılacak? A eksi 2 artı 2. Hemen onun üstünde pay kısmında a kare eksi a eksi 2 demiş. Çarpımları eksi 2 toplamları eksi 1 olan 2 sayı buluyorum. Eksi 2 ile artı 1. Çarptığımda eksi 2 veriyor. Topladığımda eksi 1'i. A karenin kat sayısı 1 olduğu için bunu hemen söyleyebildim. Ancak diğer tarafta gördüğüm bu parantezin içindeki 3 terimli ve paydadaki 3 terimli öyle hemen ayıramıyorum. Bakın burada ne yapmam gerekiyordu? Önce 2 a kareyi ayırıyorum. 2 a ve a olmalı. Daha sonra çarpımları eksi 1 olacak şekilde iki tane sayı yazıyorum. Eksi 1 ile artı 1. Sonra ne yapıyorduk bunları? Şöyle çapraz çarpıp toplamları ortadakini veriyor mu kontrol ediyorum. Artı 2a eksi a artı a'yı veriyor. Tamam o zaman doğru yaptık. Yukarıda da aynı şeyi yapalım. 2a ve a olarak burayı ayırdım. 2 ve 1 diye yazdım. Bu haliyle çarptığımda eksi 2 olmaz. Birine eksi demem gerekir. Şöyle çapraz çarpıyorum. 4a eksi a artı 3a'yı veriyorsa tamam o zaman bu şekilde ayrıldı. Şimdi devam edelim. Bunları tekrar düzenli bir şekilde yazıp sadeleşenleri görelim. Kontrol ederken çapraz kontrol ediyorum. Yazarken böyle çarpanları yazarken karşısındakini yazıyorum. Yine burayı da yazalım. Sadeleşenlerin hepsinin üstünü aynı anda çizelim. Şimdi sadeleşen ifadeleri görüyorsunuz siz Üstlerini çizmeye başlayalım. Kimler birbirini götürüyor? A artı birler. 2A eksi birler. A eksi ikiler. Ve bir de A artı iki ile A artı 2. O zaman elimizde sadece kim kaldı? A. Bu ifadenin en sade şekli A oluyormuş. Şimdi 5. sorumuza geçelim. 5. soruda yine iki tane şık verilmiş bize. Bu sefer ikinci dereceden denklemlerle ilgili. Birincisinde sizden ikinci dereceden denklemi tanımanız istenmiş. İkincisinde denklemin kökü dendiğinde ne ifade ediliyor o sorulmuş size. İkinci dereceden bir denklem nasıl bir denklemdi? Önce onu hatırlayalım. Şuraya yazayım. A, B ve C'ler reel sayı olmak üzere AX kare artı BX artı C eşit sıfır ifadesine ikinci dereceden denklem denir diyoruz. Bakın burada X küplü terimimiz yok. Onun dışında 1 bölü x'li ifademiz yok. Yani ne olması lazım? İkinci dereceden olması için x kare olması lazım en fazla. Şimdi soruya gelelim. Soruda x küplü bir ifade görüyorum. Hatta iki ifade görüyorum. Bakın burası x küplü terimler. Bunların olmaması lazım. Nasıl olacak bu x küplü terimler yok olacak? Şöyle olabilir. Bakın burada artı 2 x küp görüyorum. Şurada da x küpün katsayısı sayısı birincisinde eksi 2 olsa bu ikisi birbirini götürür. x küplü terimlerim yok olur. O zaman m eksi 4'ün eksi 2 olması lazım demek ki. Yani m kaç oluyormuş? 2. Daha bitmedi. Tamam x küplü terimi yok ettik ama x kareli terim nerede? x kareli terim olmak zorunda. O zaman şurada gördüğünüz bakın kuvvetinin ne olduğunu bilmediğimiz bu kısım 2 olmalı. Yani n-2 2 olmalı. n de 4 oldu. m artı n sormuş soru bize. m artı n bu durumda 6'dır. İkinci soruda denklem verilmiş ve bu denklemin bir kökü 1'dir denmiş Diğer kök istenmiş bizden denklemin bir kökü olmak ne demek? x yerine 1 yazdığımda bu denklemi sağlıyor demek. O zaman yazalım x yerine 1 bir. 1'in karesi eksi 4 çarpı 1 eksi 3A eksi 9. Buradan a'yı hesaplayalım. Şimdi şurada 1 bulduk Eksi 4 eksi 3 oldu. Eksi 9 da burada var. Eksi 12. Eksi 3A. O zaman 3A eksi 12'dir. A da eksi 4'tür dedik. Bunu tekrar denklemin kendisinde yerine yazıyorum. A yerine eksi 4 yazdığım için burası artı 12 oldu. Biraz daha düzenleyelim denklemi. Daha sonra çarpanlarına ayırmayı deneyelim. Eksi 3 ve eksi 1 çarptığımda artı 3 toplamları eksi 4 olan sayılarım. O zaman denklemi bu şekilde çarpanlarına ayırdım. Çarpanların her ikisini de sıfıra eşitleyerek x'i bir 3 bir de 1 buldum. Soru zaten bana köklerin bir tanesini vermişti o buradaki. Sorduğu kök bu durumda diğer kök. Yani 3 oldu. Diğer soruya geçebiliriz. Denklemlerin çözüm kümelerini bulun denmiş. İkinci dereceden denklemlerin ne yaparız önce? Bu denklem acaba çarpanlarına ayrılarak çözülebiliyor mu diye deneriz. Bu ilk aklımıza gelmesi gerekendi. Ayrılamıyorsa tam kare yaparak ya da diskriminant yöntemiyle çözmeye çalışırız. Öncelikle birincisini çarpanlarına ayrılıyor mu deneyelim. 3x kareyi 3x ve x diye çarpanlarına ayırsam. Sağ taraftaki sabit terimi 1 ve 2 diye ayırsam. Eksi 2 ile artı 1 olsa bunlar. Bakın şöyle çapraz çarptığımız zaman ortadakini veriyor mu? Kontrol edelim. Eksi 6 x artı 1 x eksi 5 x oluyor. O halde çarpanlarına 3 x artı 1 ve x eksi 2 diye ayrılabiliyormuş. Birinci çarpanı sıfıra eşitlediğimde kökü eksi 1 bölü 3. İkinci çarpanı sıfıra eşitlediğimde de 2 bulurum. Bunların birini x1 diğerini x2 diye ifade edebilirim. Çözüm kümesine ise istediğiniz sırada şöyle yazabilirsiniz. Çözüm kümemiz bu olur. Diğer denkleme geldiğimizde çarpımları 5 olan toplamları 7 olan sayı bulamadığınızı fark ediyorsunuz. O zaman aklımıza delta geliyor. Yani diskriminant. Neydi formülümüz? B kare eksi 4ac. Şimdi burada B kaç oluyor? B 7. Eksi A yerine 1. C yerine 5 yazdım. Delta 29 oldu. Delta 0'dan büyükse bu denklemin iki tane reel kökü var. Ve bu köklerin formülleri şöyleydi. Eksi B artı kök delta bölü 2A İkinci kökümde eksi b eksi kök delta bölü 2a. Yani aslında bunların birini bulup diğeri de bunun eşleniğidir diyebiliyorduk. Hemen bir tanesini yazalım o zaman. Eksi b dedik. Eksi 7. Delta 29 bulduk. a 1'di. 2 ile çarpınca yine 2 oldu. Bu birinci köküm. İkinci kök sadece delta'nın işaretini değiştirerek eksi kök 29 yaparsam bu da ikinci köküm. Çözüm kümesi diye sordukları için şöyle yazmanız lazım ki tam puan alabilin. Küme parantezin içine yazın yani. Bu da çözüm kümemiz olur. Ve bir sonraki sorumuza geçelim. Yedinci soruda denklemin iki farklı gerçek kökü vardır demiş. Şimdi önce şuraya küçük bir not yazalım. Tabi siz yazılda yazmayın. Delta sıfırdan büyükken birbirinden farklı iki tane gerçek kökümüz oluyordu. Delta sıfıra eşitken birbirine eşit gerçek köküm vardı. Delta sıfırdan küçükken kökler reel değildi. Yani karmaşık sayı oluyordu köklerim. Bu soru bana diyor ki farklı iki tane gerçek kökümüz var. Yani şunu sormuş bakın. Bu durumda delta sıfırdan büyüktür de demek istiyor. O zaman delta dediğimiz b kare yani 3'ün karesi eksi 4 a c idi. c yerine bu sefer a gelmiş. 9 eksi 4 a oldu. 9 eksi 4 a'nın sıfırdan büyük olması gerekiyormuş. Yani o zaman 4 a 9'dan küçük. A 9 bölü 4'ten küçüktür dedik. A 9 bölü 4'ten küçük en büyük tam sayı değeri diye sorulmuş bize. 9 bölü 4 2'den büyük bir sayı. O zaman A'nın alabileceği en büyük tam sayı değer 2'dir diye yazalım. Sonraki sorumuza geçiyorum. 8. soruda denklemin kökleri x1 ve x2 diye verilmiş. x1'in küpü artı x2'nin küpü bize soruluyor. Bu soru kökler ve katsayılar arasındaki bağıntılarla alakalı. İki tane bağıntı özellikle önemli olan hatırlayalım onları. x1 ve x2'nin toplamı eksi b bölü a'ydı. x1 ve x2'nin çarpımı da c bölü a oluyordu. Şimdi burada A ve B'yi yerlerine yazalım. A, B, C'leri. X1 artı X2 eksi B yani eksi eksi 5 bölü 1. X1 çarpı X2 de eksi 3 bölü 1. Peki bize sorulan ifadeyi nasıl bulalım? İsterseniz küp toplamı özdeşliğinden yararlanabilirsiniz. Ama ben şöyle tercih edeceğim şimdi x1 ve x2'nin toplamını biliyorsam küpler toplamı için bu ifadenin her iki tarafının küpünü alıyorum. Küp açılımını hatırlayalım. Birincinin küpü 3 çarpı birincinin karesi çarpı ikinci. 3 çarpı birinci çarpı ikincinin karesi artı ikincinin küpü. 125 oldu 5'in küpü. Şimdi bakın sorunun bizden istediği kısım şurası x1 küp artı x2 küp bu bana sorulan kısım. Geri kalanı bakın 3 x1 x2 parantezine alacak olursanız şurada x1 x2'nin bir tane x1'ini aldım. Buradan da bir tane x2'yi aldım. E bunların bakın kaç olduğunu biliyoruz. Çarpımları neydi? Eksi 3'tü. Toplamları da 5'ti. Tekrar yazayım şöyle düzenli bir şekilde. Burası eksi 3 çarpı 3 çarpı 5. Yani kaç oluyor? Eksi 45. Eşitliğin öbür tarafına atıyorum. Artı 45 olarak geçti. Bu durumda x1 küp artı x2 küp de 170 oluyormuş. Sonraki sorumuza geçelim. 9. soruda yine ikinci dereceden denklemlerdeyiz. Hala ama bu sefer karmaşık sayılar ile ilgili iki tane soru sorulmuş. Rasyonel katsayılı ikinci derece denklemin köklerinden bir tanesi bu. Bunu x1 diye de gösterebilirsiniz ama hani karmaşık sayıları z ile göstermiştik, hatırlayın. z1 diyelim buna. Köklerin bir tanesi bu iken diğer kök ne olmalıydı? Hatırlayın bunun eşleniği. Yani Sanal kısmın işaretini değişmiş hali olmalı. 2 artı kök 3 i bu durumda. Daha sonra kökler toplamını ve kökler çarpımını şöyle gösterecek olursam kökler toplamı t olsun. Kökler çarpımı C olsun diyelim şöyle önce tabi x1 yazayım. Denklemim x kare eksi tx artı ç eşit 0 diye yazılabiliyordu. Şimdi bunu yapacağım. Z1 ile Z2'yi topluyorum. Artı 2 artı kök 3 i dedim. İyili kısımlar yani sanal kısımlar birbirini götürünce toplamları 4 bulduk. Bir de çarpalım. 2 eksi kök 3 i ile 2 artı kök 3 i'yi çarpıyorum. 2 kare farkı kullanarak çarpıyorum. Bakın bu özdeşliği tanıyoruz artık. 2'nin karesi eksi kök 3 i'nin karesi yani 4 eksi 3 i kare. i kare neydi? Eksi 1. Bu durumda çarpımları 7 oldu. Denklemin o zaman x kare kökler toplamının ters işaretlisi artı kökler çarpımının aynısı eşit 0 diye yazarsak şuraya sığmadı sıfırımız şöyle olsun x kare eksi 4 x artı 7 oluyormuş. Aradığımız denklem. İkinci soruda ise bizden Z ve Z'nin eşleniği ile ilgili bir bağıntı verilmiş ve reel kısmı ile sanal kısmın toplamı istenmiş. Şimdi öncelikle şu sağ tarafı toplayarak başlayalım. Bakın şuradan bahsediyorum. Burayı bir düzenleyelim. Sonra sol tarafla ilgili de söyleyeceklerimiz var. Burada birincisi zaten i. İkincisi i kare yani eksi bir. Üçüncüsü i küp. i küp neydi? Eksi i. Daha sonra burada i üzeri 4 var. Bu da artı 1. Bakın ardışık 4 tanesi birbirini sürekli sıfırlayacak şekilde bu döngü böyle devam edecek. O halde en son en son bak burada birden 38'e kadar i'nin kuvvetlerinden bahsediyorum. Birden 38'e kadar 38 tane i'li ifade yazmışlar. Dörder dörder grupladığınız takdirde ilk 36 tanesi birbirini sıfırlar en son elinizde i üzeri 37 ve i üzeri 38 kalır. Bunlar da şurada gördüğünüz ilk iki terime karşılıktır. Buraya kadar sürekli birbirine sıfırladı sıfırladı. Yani en son elimizde i eksi 1 kaldı. Şimdi gelelim bu eşitliğin sol tarafına. Z gördüğümüz yere Z yerine X artı Y'yi yazalım. O halde Z'nin eşleniğinin yerine de X eksi Y'yi yazarız. Ve bu denklemi çözebiliriz artık. Hadi yazalım. X artı y i z'nin yerine x eksi y i de z'nin eşliğinin yerine sağ tarafı da ne bulduk biraz önce? I eksi 1. Burayı düzenliyorum şimdi. 2x artı 2yi eksi 3x artı 3yi x ile olanları topladım. Eksi x artı 5 y i oldu. Bu ifadelerin birbirine eşit olması için sağda ve solda gördüğünüz karmaşık sayıların reel kısımları birbirine eşit olmalı. Eksi x eksi 1'e x bu durumda 1'e eşit olmalı. Sanal kısımları yani i'nin katsayısı da eşit olmalı. 5 y de bu durumda 1'e eşit. Y de 1 bölü 5 olmalı. Şimdi soru bana ne sormuştu oraya geliyorum bakın. Z sayısının reel kısmı ile sanal kısmının, imajiner kısmının toplamını soruyor. Z sayısını ne buldum ben? X'i 1 buldum. Y'yi de 1 bölü 5 buldum. Reel kısmı 1. imajiner kısmı 1 bölü 5. Toplamları da 6 bölü 5 oldu. Şimdi bir sonraki soruya geçebiliriz. Bir sonraki soruda kenar uzunlukları A ve B 2 olan 4 tane eş dikdörtgen. Ortada da bir tane kare verilmiş. Oluşan şeklin alanı 81 birim kare. Çevresi 84 tür denmiş. Şimdi önce alanını yazarak başlayalım. Alanı için 4 tane şu dikdörtgenin alanını yazıyorum. 4 tane dikdörtgenim var. 4 tane A çarpı B eksi 2. Artı ortada bir de A karemiz var. 81'e eşit. Burayı düzenleyelim. A kare artı 4ab eksi burada bakın 4a ile eksi 2'yi çarpıyorum. 8a 81'e eşitmiş. Bu burada biraz beklesin. Şimdi çevresini yazalım. Çevresi için şu kısa kenarların her biri A. Bunlardan kaç tane var? 4 tane dik dörtgenin her birinde 2 tane var. Yani 8. 4 tane de karenin kenarlarında var. O zaman 12 tane A var. Artı B eksi 2'den de 4 tane dik dörtgenin her birinde 2'şer tane. Yani 8 tane de B eksi 2 var. Bu da 84'e eşit. Burayı da düzenleyelim. 12A artı 8B Eksi 16, 84'e eşit oldu. Şimdi benim bu iki denklemi çözüp A ve B'yi bulmam lazım. Bunun için şu denklemin biraz daha sade görünüyor. Onu düzenleyerek başlamak istiyorum. 12A artı 8B 100'e eşit oldu. Hatta bakın bunlar hepsi 4'e bölünebiliyor. 4 sadeleştirelim. 3A artı 2B 25'e eşitmiş. Şimdi buradan A ya da B'nin birini çekip üstteki denklemde yerine yazmam gerekiyor. Ancak kesirli ifadelerle uğraşmak istemediğim için A'yı ya da B'yi değil 2B'yi çekeceğim. 25-3A Onu da getirip şurada bakın burası 4AB yani 2A çarpı 2B demekti. Orada yazacağım. Ancak yazarken yere ihtiyacım olacak. O yüzden şöyle yapayım. Şuradan başlayayım yazmaya. A kare artı 2A çarpı 2B Eksi 8 a 81 oldu. Şimdi buraya 2 a'yı yazdım. 2 b'nin yerine 25 eksi 3 a yazdım. Düzenlemelerimi yapayım şimdi. 2 a ile 25'i çarpıyorum. 50 a oldu. 2 a ile eksi 3 a'yı çarpıyorum. Eksi 6 a kare oldu. 81'i de bu tarafa alalım. Biraz uzun bir yolculuk oldu ama sona varacağız inşallah. Şöyle düzenledik. Şimdi çarpanlarına ayırmayı deneyelim bu ifadeyi. Nasıl ayıracağız çarpanlarına? 5A ve A diye bunu ayırsam. Hatta bunların biri eksi olsa hangisi olsun? Şu eksi olsun. 81'i de 27 ve 3 diye ayırsam. Yine buna eksi buna artı desem çarptığımda eksi 81 olur. Şöyle çapraz çarpıp kontrol edelim. Ee, olmadı. Şunların yerlerini değiştirmemiz gerekiyor. Fazla oldu. Yani şöyle eksi 27'yi yukarı yazayım. Hatta onu artı 27 yazayım. Eksi 3'ü aşağı yazayım. Bakın çapraz çarptığımızda bu ikisi artı 15 olsun. Bunlar da 27. 15 ile 27'yi topladığımda da 42 oluyor. O zaman 5A eksi 5A artı 27 çarpanları ve A eksi 3. Buradan A'nın bir bu, bu çarpandan A'nın birini 27 bölü 5 diğerinden de A'yı 3 bulurum. Soru benden tam sayı değerini istediği için A'nın 3 olduğu değerle devam ediyorum. A3 iken B kaç acaba? Gelelim onu bakın şurada yerine yazalım. A3 iken 3 üç çarpı 3 diye yazdım. 25'ten 9'u çıkardık. 16 kaldı. B de bu durumda 8. A çarpı B de 24 oldu. Böylece yazılıyı tamamlamış olduk. Umarım sizin için de faydalı olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.